Diyorlar hocam, ki, antır parantez. Bir şey daha belirteyim, lütfen, hemen devam lütfen, edin. Lütfen. Şimdi Ahmet Özer'e yönelik suçlamalardan biri de Rojda adlı bir sanatçıyı davet etmesi. Evet. Çünkü Kardeş Kültürler Festivali düzenledi. Biz bu festivali haber yaptık. Bu festivalde Esenyurt Kaymakamlığı ile beraber düzenlemiş. Evet. Açılışı da birlikte yaptılar. Evet. Şimdi Ahmet Özer diyor ki ifadesinde, bunu da sormuşlar. Orada Kürtçe şarkı söyleyen Rojda adlı bir sanatçı var. Rojda. Türkçe de söylüyor, Kürtçe de söylüyor. Rojda. Hocam, Rojda'yı Recep Tayyip Erdoğan da davet etmiş etkinliğe. Öyle mi? Evet, aynı. Aa, çok enteresan. Peki, Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığından İstanbul Başsavcılığına getirildiği ve bu nedenle Özgür Özel tarafından Erdoğan'ın Zekeriya Öz'ü deyip vicdansızlıkla suçlanan Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Belli ki İstanbul'da bir dizi operasyon yürütecekler ve siyasal kimliği belirgin olduğu ileri sürülen bir kişi olduğu belirtiliyor, anlaşılıyor. Akın Gürlek peki Sayın Erdoğan hakkında da bir soruşturma açabilecek mi? Yani iddianameyi de suçlamaları da çok rastgele, evet, üzerinde çalışmadan, özen göstermeden hazırlıyorlar. Rojda, ya bu ülkede TRT Kürdi diye bir televizyon kanalı var mı yok mu? TRT Kürdi'de Kürt sanatçılar çıkıp Kürtçe, örneğin birçok isim var, şarkı, türkü söylemiyorlar mı? Buyurun hocam. Rojda, evet. Rojda önemli. Rojda'yı çok önemli. Kanıt olarak sunmuşlar, inanılır gibi değil. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bakın tam o noktadayız. İki tane elinde terör örgütü var, suçlaması var. Biri FETÖ, biri PKK. FETÖ ile 2002'de iktidara gelmiş, 2013'ün sonuna kadar 11 yıl kol kola gelmiş, 2013-2015 arası, 2016 arası da idare etmeye çalışmış aslında 15 yıl, ya 16-14 yıl. Yani dolayısıyla 11-14 yıl, 12-14 yıl oradan geçmeyen müteahhite iş vermemiş. Oradan geçmeyen insana bilmem görev vermemiş filan. Sonra dönüyor, bütün onları terör örgütü üyesi olmakla suçluyor. Gayet kendisi ne derse bunları suçlayın, bu atın içeri diyor. Aa, bu bizden döndü, tamam bunu affettik diyor filan. Korkunç bir şey. Ya bu kadar dehşet verici bir şey olamaz. Aynı şey PKK'da. Oslo'da devletle oturuyor, görev veriyor. Akil adamlar listesi, hepsi buna hizmet ediyor. Ondan sonra tutuyor, o listede de olmayan ama efendim Öcalan da adını söyledi filan diye